Bir diğer konuya geçelim programın öncesinde de konuştuğumuz bir konu ya programın girişinde de bahsettiğim bir konu. Anayasanın 45. maddesi var. Bu maddeyi okumadan önce Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında bir açıklaması var. Diyor ki Sayın Bakan Devlet üretim planlaması yapmaz. Biz bu konuda çok eleştiriliyoruz ama. Devlet üretim planlaması yapmaz. Bu geçmiş dönemde kaldı. Sosyalist dönemlerde kaldı. Devlet tarlayı ek, eken devlet olmadığı için üretimin planlamasını da e, ekenler yapar. Biz sadece desteklerle e, 23 kalemde mi ne desteğimiz var stratejik ürün. Onlar da desteklerle biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama devlet üretim planlaması yapmaz diyor. Ee, Sayın Bakan bu konuda da Çok eleştirildiğini söylüyor ee, Şöyle bir gerçek var Onun da altını biraz daha e, sözü uzatacağım ama Altını e, doldurmak Bağımında söylüyorum Türkiye'deki tarım e, Tarımla uğraşan çiftçilerimizin Yüzde seksen beşi Yüz dekarın altında tarım yapıyor Türkiye topraklarının da Yüzde kırkı bu küçük Aile işletmelerinden oluşuyor ee, Çiftçilerimizden ülkenin gıda arzını ilgilendiren bu kadar stratejik bir konuda üretim planlamasını çiftçilerden beklemek e, çiftçilere haksızlık değil mi? E keza Anayasa'nın 45. maddesinde de tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması diye bir madde. Devlet tarım arazileriyle çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak Bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksatıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanların e, işlettikleri araç ve gereçlerin ve diğer gidilerin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır diyor. Çok önemli bir yasa ee, ne zaman çıkarıldığını bilmiyorum ama gerçekten müthiş bir yasa maddesi konmuş. Bununla ilgili e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da e, İrfan Donat'ın yazısını da bugün okudum. E, Biden'ın da et üreticileriyle yaptığı bir toplantı var ondan da bahsedeceğim. Bu manada tarım ve orman bakanının e, e, Sayın Pakdemirliye katılıyor musunuz? E, üretim planlamasını devlet mi yapmalı, çiftçiler mi yapmalı? E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, buna tarımın içerisinde bir parça e, tarımın içerisinde olan kimsenin katılması mümkün değil bu hı hı. Sayın Bakanın tespitine çünkü e, tarım planlaması Tarım politikalarının planlanması makro seviyede olması gereken konular. Az önce söylediğiniz gibi çiftçinin böyle bir planlama yapmasını beklemek haksızlık değil, hayal. Yani bu bir İtopya böyle bir şey olamaz. Hı hı. Yani benim Kırşehir'deki 4 dönüm, 5 dönüm, 6 dönüm arazide, 1 hektar arazide üretim yapan bir çiftçimin ülke içerisinde şu kadar buğday gerekiyor, şu kadar arpa gerekiyor, bu kadar yonca gerekiyor, bu kadar şu gerekiyor. Ben de onun şu kadarını ben üret bu böyle bir matematik olamaz Recep Bey. Yani bunu tartışmayız, tartışmaya gerek yok herhalde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı e, ve her taşrada dahi teşkilatı olan, organizasyonu olan bir kurum bu. Dolayısıyla bir nüfusumuz belli. 84-85 milyon e, vatandaşımız var. 5-6 milyon Suriyeli misafirimiz var. E, yıl içerisinde de ülkeye giriş çıkış yapan 8-10 milyon turistimiz var. Evet ki 30 milyon civarında olduğu söyleniyor ben turistlerin. Genel konuşuyorum. 100 milyonluk bir nüfusu doyurmak için bir planlama yapılacak. Hı hı. Bunu Tarım Orman Bakanlığı yapması lazım. Az önce buğday örneğini verdim ya. Bu ülkenin e, sürdürülebilir bir gıda politikası içerisinde buğdayın miktarı 20 milyon ton. Bu rakamı Savaş Akçan çıkartmadı. Bu rakamı yine Tarım Orman Bakanlığı değerleri ortaya koydu. Her zamanki gibi. Hı hı. Dolayısıyla bu 20 milyon tondur benim hedefim. Yılda 20 milyon ton buğda üretmektir hedefim yeterliliği sağlamak için. Şu kadar bitkisel yağ tüketimimiz varsa bu kadar bitkisel yağ üreten bitki üretmem lazım diye yine Tarım Orman Bakanlığı planlama yapması lazım. Bu kadar hayvan yemi lazım, bu kadar mısır lazım, bu kadar fi lazım, bu kadar yonca lazım. Çünkü ülkedeki hayvan sayısını en iyi bilen, en iyi kontrol eden makam Tarım Orman Bakanlığı bünyesindeki bak makamlar. Dolayısıyla ihtiyaç yani talebi çok iyi ortaya koyabilen bir makamın arzı ona göre hazırlanması lazım. Nasıl hazırlayacak bunu, da? Ki zaten bunu yapıyor aslına bakarsanız. Nasıl yapıyor? İşte bu destekleme verdiği, sübvanse ürünlerde rekolte artırımını sağlamak için bir harekete giriyor. Sonuçta bir destek vermek için niye, destek veriyor devlet buraya? Bu üretimi artıralım diye veriyor. Ama niye, Türkiye'nin her yerine aynı desteği veriyor. Niye niye artıralım diyor? Demek ki bir planı var ki plana, Uymayan bir üretim var da onu artırmak için bunu veriyor. Ama bunu her tarım bakanı geldiği zaman bizim değişen tarım politikalarımız işte bir havza bazlı, bir ürün bazlı, bir, bir bilmem ne bazlı, bazlı bazlı değişen hmm. ve bir türlü oturmayan bir politika sistemi içerisinde yer bulmaya çalışıyoruz. Çok basit. Siz iki sene öncesine kadar real örneklerden bahsediyorum. Muz üretimi için seralara teşvik verip insanlar muz üretimine sokmuşsunuz. Geçen sene 7,5-8 lira bandında olan muz... ...bu enflasyon şartlarında, bu girdi maliyetlerin artması şartlarında... ...bugün Mersin'de 5 liraya pazarda kıymet buluyorsa... ...burada bir plansızlık var demektir. Demek ki talep arz dengesi dağıldı. Dağ İki, siz geçen sene e, bu pandemi nedeniyle... ...limon ihracatını engellerseniz, yasaklarsanız... ...ve limonlar depolarda çürürse... ...ve bu de siz... 25 kuruştan tarlada limonu satamayan bir üreticiye sahip olursanız burada da birisinin üretim planlama hatanız var demektir. Talep arz dengesi yine de sağlanamamış. Bunu benim cefakar emekçi çiftçimin planlama imkanı yok. Bunu zaten düşünen de de başka sorunlar var bence. Bunu devlet olarak planlama yapmak zorunda ve bu planlamayı da komünist ülkeler zamanında kaldı denilen yere atıta bulmak için söylüyorum metozori olarak değil. Sen bunu ekeceksin, bunu ekmeyeceksin diyemezsiniz. Yani. 2022 dünyasındaki Türk vatandaşına. Ama cezbedebilirsiniz. Bunu üretirseniz bu kadar teşvik veririm. Bunu üretirsen teşvik veremem çünkü istemiyorum bunu üretmeni diye teşviklerle, desteklerle kulvarlarında hareket ettirebilirsiniz. Zaten Tarım Bakanlığı'nın asli işi bu. Yine biz en son sitebe gelelim. Ben üreticiyim, domates üretiyorum. Üret ürünüm e, hasatını yapıyorum ve pazara getirdiğim zaman devlet bir şekilde bana bu ürünü şu fiyata yukarı satamazsın diyor. Madem planlamaya yapmayacak devletin böyle bir yetkisi yok. Benim o zaman serbest piyasa koşullarındaki ürünüme nasıl siz fiyat e, mecburiyeti yapıp koyabilirsiniz? Bu komünizm eski komünizm sistemine dönüş gibi olmuyor mu o zaman? Planlama noktasında komünist değiliz ama <laughs> fiyat belirlemede <laughs> komünistiz. <Evet>. Açıkçası istikrar <laughs> içerisinde konuşalım. Lafımızın yani başı sonu aynı yere gitsin e, Evet farklılık var e, Neden mesela Konya Ben yıllardır program yapıyorum e, Konya'ya dış havzadan Su gelmesi konusunda e, Yeri geldiğinde Her programda konuşuyorum Diyorum ki Konya'ya dış havzadan Su gelmeli Şimdi e, bu yılın rakamlarına bakıldığında Konya su bakımından çok fakir bir bölge. Kuraklığın en yoğun yaşandığı bir bölge. Yeraltı sularının 150-200 metreden çekildiği bir bölge. Mısır'da en çok su kullanan ürün, bitki. bitki. Türkiye'de mısır, destek alan evet, ürün de Türkiye'de mısır. Türkiye'de mısır üretiminin birinciliği rekoltede, birinciliği Konya Ovası'nda. Muazzam bir Bugün, destek var çünkü. Bu bir e, dengesizlik e, üretim planlamasının olmamasından kaynaklanan bir şey çünkü çiftçiden bunu bekleyemezsin. Çiftçi diyor ki ben diyor para kazanmam için e, zarar etmemem için Mısır benim için çok doğru bir ürün. Onu ekeceğim diyor. Çiftçiden böyle bir talep bekle, e, yapamazsınız ama siz e, vereceğiniz desteklerle bunu sağlayabilirsiniz. Siz de onu diyorsunuz. Aynı şeyi söylüyorum. Şimdi çiftçimizin durumu çok basit. Bugün ülkemizde asgari ücret yeni zamlarla beraber 4200 TL oldu. Evet. Dolayısıyla 4 kişilik bir çiftçi ailesi de inanın yani bu gerçekten konuştuğu zaman beklenti budur. Hı hı. Benim ayda haneme 4 kişi ya 15 bin lira giriyorsa yani çarpalım bunu 12 ay yılda ben 180 bin TL girdi sağlıyorsam benim hiçbir başka beklentim hiçbir daha fazla Hırsım yok diye konuşuyor zaten çiftçimiz. Çiftçimizin bu kadar da alçak göründüğü bir yaklaşımı var. Hı hı. Ve bugün 4 kişilik çiftçi ailesi, kendisi emekçi, kendisi tarzında çalışan çiftçi ailesinin geliri 100 binin altında, yıllık geliri 100 binin altında olduğu zaman, hatta 80 binin altında olduğu zaman işte burada sorun var. Niye? Bu çiftçimizin çocuğu var, okutmak istiyor. Bu çiftçimizin oğlu evlenecek, düğün yaptırmak istiyor. Bu çiftçimiz yılda en azından bir hafta başka şehirdeki akrabalarla görüşmek istiyor. <laughs> insan gibi yaşamak istiyor. Bundan daha doğal bir pozisyon olamaz. Hı hı. Dolayısıyla bu insanların minimum devletin de koyduğu asgari ücret sonuçta bir e, minimum rakamdır. En azından bu minimum gelirin altına düşmeden yaşayacağı bir hayatı talep ediyor. Bunu yaparken de devletinin gözüne bakıyor. Ben bu sene nasıl bir üretim politikasıyla ne üreteyim? Ne ekeyim tarlama? Ne çıkartayım? Az önce söyledim. Eğer biz bu planlamayı ortaya koyarsak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bunu da ilan edersek ve peşinden de biz bu sene çıkacak buğdayınızı sezon sonunda şu minimum minimum alt rakam şu fiyattan alacağız derseniz çiftçi ne kadar para harcayıp ne kadar ürün elde edip ve sonuçta da nasıl bir gelir elde edeceğini göreceğinden içi rahat gönlü rahat bir şekilde üretim alanlarında koştura koştura üretimi yapmaya gider. Bir de ee, Konuşmanızda Antalya'daki top bizim e, filan, tohum yetiştirici birliğimizin yaptığı toplantıda da bahsettiniz. Bir de dünyanın şöyle bir gündemi var artık ciddi bir kuraklık sorunumuz var. Su artık çok kıymetli. Geçen sene 2020 senesinde Güneydoğu'da biçer döverin girmediği tarlalarımız var bizim. Dolayısıyla hem planlama hatası planlamasızlık, hem doğal şartlardaki bu negatiflik birleştiği zaman hem de bu son iki yılımızı alan pandemi süreci birleştiği zaman olabilecek her türlü olumsuz şart gıdanın üzerinde ciddi bir pres uygulamakta. Bunu da en azından bu çiftçimizin sayısı 7 milyonu geçmiş olan Türk çiftçisinin geleceğini daha özlenen nokta tutmak için bu planlamayı talep-arz dengesinin planlamasını devletin yapması. Dolayısıyla üreticinin ürettiği malın kıymetinin altında pazarda yer bulmamasını ve tüketicinin de faiz fiyatlarla ürün yememesini tesis etmek anayasanın 45. maddesinde anlatıldığı gibi net bir şekilde devletimizin görevidir. Peki bu konuda bakanlığı not verecek olursak siyasi, siyasi konuşuyoruz derler sonra bize. Recep 45. Bey anlattık. Böyle bir çalışması yok bakanlığın. 45. madde uygulamakta e, 1 ile 10 arası kaç verirsiniz? <laughs> Geçersiz bir not veririm. Evet. Peki.